Ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu bugün itibariyle başlarken, kışlık lastiklerini taktırmayan sürücüler, ceza yememek için lastikçilerin yolunu tuttu. Ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık itibariyle ülke genelinde başladı. Bazı sürücüler önceden lastiklerini değiştirirken bazıları ise bugüne bıraktı. Sürücüler ceza yememek için sabahın erken saatleri itibariyle lastikçilerin yolunu tuttu. Çoğu sürücünün işlemi son güne bıraktığını aktaran ustaları, iş yerlerinde yoğunluk oluştuğunu söyledi. Kış lastiğinin önemine dikkat çeken ustalar, sadece ticari araçların değil diğer araçların da güvenlikleri için lastiklerini değiştirmesi gerektiğini ifade etti. Kış lastiği zorunluluğunun 1 Aralık itibariyle başladığını belirten satış yöneticisi Hasan Alsu, ancak bunu daha erken taktırıp son güne bırakmamak lazım. Şu an herkes son güne bırakmış gibi bir akın var. Bu bizim için yoğunluk ve müşteriler için zaman kaybı oluyor. İster istemez yetiştiremiyoruz. Kış lastiğinin en önemli özelliği 7 derecenin altında özelliğini belli ediyor. İçerisindeki maddeden dolayı soğuk havada kendini gösteriyor. Sıcak havada lastik zarar görür ve özelliğini göstermez. Kış lastiklerini sadece zorunlu olarak değil, güvenliğimiz için kullanmalıyız. Cezalar ve maddiyat bir yana önemli olan maneviyat. Şu an ticari araçlarda zorunlu ama diğer araçlarımızda trafiğe çıkıyor. Bu durumda hem ticari araçların hem de şahıs araçlarımızın kaza yapmasına neden oluyor. Öncelik kendi ve sürüş güvenliği olması lazım. Eğer kış şartları içerisinde yazlık lastik ile kaza yapılırsa sürücü için dezavantajdır, dedi. Havalar soğuduğundan itibaren kullanıcıların kışlık lastiklerini takmasını gerektiğini aktaran Alsu, 1 Aralık itibariyle ticari araçlarda ceza süreci başladı. Biz de yoğunluk yaşıyoruz. Çünkü cezai işlemler uygulanıyor ve İl Emniyet Müdürlüğü titiz davranıyor. Kışlık lastiğin ömrü 4 yıldır. Ama önemli olan lastiğin mevsiminde takılıp çıkarılmasıdır. 7 derecenin üzerine çıktığı zaman lastik deformasyona uğruyor ve özelliğini yitiriyor. Lastiğinin diş özelliği 2,5 milimden sonra performans olarak biz değiştirilmeleri talep ediyoruz. Kış aylarının nasıl geçeceğini bilmiyoruz. Bazen kar çok yağıyor, bazen ise az yağıyor. 2,5 milime kadar tavsiye ediyoruz. Resmi olarak ise 1,5 milime izin veriyor. Kış lastiklerimizin kontrollerini yapalım. Özellikle hava basıncını, rot ayarlarını yaptıktan sonra diş derinliğine bakalım. Lastik iyidir, bu seneyi de atlatırım düşüncesi ile değil, gereken özelliklerini kontrol edip ona göre karar verelim, diye konuştu. Kış lastiğinin normalde herkes tarafından yanlış bilindiği dile getiren otomotiv mühendisi Burak Aygündüz, kar yağdığı zaman ya da buzlanma olduğu zaman kışlık lastikleri taktırmaya çalışıyorlar. Ama sıcaklık 7 derecenin altına düştüğü zaman kışlık lastik takılmak zorundadır. Lastiğin mevsimde takılıp mevsimde çıkarılmasıdır. Çünkü eğer art derecenin üstüne çıktığı zaman lastik deformasyona uğruyor, özelliğini yitiriyor. Bu durumdan dolayı 4 yıldır ve 1,5 milime kadar tavsiye edilen tüv üzerinden bizim 2,5 milime kadar tavsiye ettiğimiz bir durum vardır. Çünkü lastiğin diş özelliği 2,5 milimden sonra performans olarak yani %30-%40 azalmaya gittiği zaman biz değiştirmelerini talep ediyoruz. Çünkü memleket olarak kışın nasıl olacağını kestiremiyoruz. Bazı dönemler çok yoğun kar yağışıyla karşı karşıya kalırken bazı dönemler kar yağışı beklediğimiz halde yağmıyor. O yüzden 2,5 milime kadar tavsiye ettiğimiz tüvün ise resmi olarak 1,5 milime izin veriyor. Bu durumdan dolayı kış lastiklerimizin kontrolünü yapalım. Özellikle hava basıncını, rot ayarlarını yaptıktan sonra lastiğin diş derinliklerinde beraber yılına da bakarak lastiklerimizi takalım. Yani lastik iyidir ya da bu seneyi de atlatırım düşüncesiyle değil, gereken özellikleri kontrol edip ona göre karar vermemiz her zaman daha iyi olur. Kış lastiği normalde herkes yanlış biliyor. Yani kar yağdığı zaman ya da buzlanma olduğu zaman kışlık lastiklerini taktırmaya çalışıyorlar ama
7 derecenin altına, hava derecesi 7 derecenin altına düştüğü zaman kışlık lastiği takılmak zorundadır. Çünkü yazlık lastiklerin kauçuk yapısı buna el vermiyor. Bunların yapıları kış lastiğinde lastiğin yere basan yüzeyi her adım attığı zaman tabanı genişliyor, yerde ne varsa kavruyor. Zaten bunlar için ayrı teknolojiler geliştirildi.